Merhaba değerli kardeşlerim. Çok şükür Kurtuluş Savaşı dönemini bitirdik ve şimdi Lozan Anlaşması diyoruz arkadaşlarım. Lozan Anlaşması ile biliyorsunuz bağımsız Türk Devleti'nin varlığı dünya devletlerine de kabul ettirilecek. Peki Lozan'a giden süreç nasıl başladı? Neler oldu? Neler bitti? Ben biraz böyle hikayevari buraları anlatayım. Daha iyi aklınızda kalsın. Sonradan da tek tek buraları değerlendirelim arkadaşlarım. Şimdi Mudanya Ateşkesi, ateşkes nedir? Savaşı belli bir süre durduran anlaşma. Kalıcı barış anlaşması henüz imzalanmadı. Ve kalıcı barış anlaşması için yer belirlenmesine karar veriliyor. Bu süreçte TBMM hükümeti arkadaşlarım İzmir'i öneriyor. Yunanların yaptığı mezalimi falan da Avrupalı devletlere göstereceğiz. Ve hani İzmir bağımsızlığımızın da bir nevi simgesi olacaktı. Ama itilaf devletleriyle yapılan görüşmeler sonucunda diyor ki tarafsız bir ülkede olması lazım görüşmelerin. Ve en son İsviçre'nin Lozan kentinde karar kılınıyor arkadaşlarım. Peki görüşmelere baş delege olarak kim gitmek istedi? Bak zor durumdasınız. Ben ne diyorum size, inkılap tarihinde şahıs ismi sorusu soruluyorsa, zor durumdaysanız, hiçbir şey bilmiyorsanız, seçeneklerde Rauf Orbay varsa işaretlerseniz tutma oranı en az %70'tir diyeyim. Değil mi? Lozan'a baş delege olarak kim gitmek istiyor? Rauf Orbay. Mustafa Kemal diyor hayır. Rauf Orbay gitmeyecek. Rauf Orbay'ı hatırlayalım arkadaşlarım. Bakın Rauf Orbay 1. Balkan Savaşı sırasında Hamidiye Krovozörü ile yoğun bir şekilde denizlerde mücadele vermişti. Hamidiye kahramanı olarak anılmamış mıydı? Evet. Bak Rauf Orbay'ın özellikleri her türlü sorudur. Rauf Orbay Mondros Ateşkesi'ne Osmanlı adına Bahriye Nazırı sıfatıyla imzalamamış mıydı? Evet. Peki Rauf Orbay arkadaşlarım Amasya genelgesinde imzası olanlar arasında değil miydi? Evet. Erzurum Kongresi'ne Mustafa Kemal ile birlikte katılmamış mıydı Rauf Orbay? Evet. Ardından Sivas Kongresi'nde arkadaşlarım Mustafa Kemal'e ilk muhalefeti de Rauf Orbay göstermemiş miydi? Evet. Bak Rauf Orbay her yerde var arkadaşlarım. Anlaşıldı. Buraya da baş delege olarak kim gitmek istiyor arkadaşlar? Rauf Orbay gitmek istiyor. Peki bu süreçte arkadaşlarım İtilaf Devletleri'nin aklına bir hinlik geliyor. Diyor ki Lozan Konferansı'na hem Osmanlı hükümetini hem de TBMM hükümetini birlikte davet edelim. Plan ne? Aralarındaki görüş ayrılıklarından yararlanıp kendi menfaatlerine kararlar aldırabilmek, değil mi? Bunu daha önce 1. İnönü Savaşı'ndan sonraki Londra Konferansı'nda da denemediler mi? Bakın unutmuyoruz. Londra Konferansı'na da Lozan Konferansı'na da İtilaf Devletleri hem Osmanlı hükümetini hem TBMM hükümetini birlikte davet ediyorlar. Niye? Aralarındaki görüş ayrılıklarından yararlanmak için. Londra Konferansı'nda TBMM hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa söz hakkı ona geldiğinde ne demişti? Demişti ki ben söz hakkımı milletimin asıl temsilcisi Bekir Sami Bey'e, TBMM temsilcisine bırakıyorum dedi. İtilaf Devletleri'nin planları alt üst oldu. Peki Lozan Konferansı'na da Osmanlı hükümeti davet edilince Mustafa Kemal bu duruma ateş püskürüyor. Mecliste kürsüye çıkıyor. Diyor ki Osmanlı hükümeti Kurtuluş Savaşı boyunca bize destek değil köstek olmuştur. Kazandığımız zaferlerin üzerine bunların yatmasına izin veremeyiz diyorlar. Ve TBMM karar alıyor. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılıyor. O zaman Lozan'a gidilirken gitmeden önce yapılan inkılap nedir? Saltanatın kaldırılması. Şimdi kardeşlerime bir mantık vereyim. Arkadaşlarım düşünün ben son padişah Vahdettin'im. Bakın saltanat ve hilafet makamı benim bünyemde birleşmiş. Saltanat ne? Benim padişahlığım arkadaşlarım. Benim siyasi gücüm. Hilafet, halifelik ne? Benim dini gücüm. Bakın siyasi ve dini güç benim bünyemde birleşmiş durumda. Saltanat kaldırılınca benim kolum kırılmıyor mu? Kırılıyor. Bak ileride de bahsedeceğim, ileriye atıfta bulunayım. Saltanat kaldırılınca ben bu durumu hazmetmiyorum. Ve ne yapıyorum? Sadece dini yetkilerle kaldım. Arkadaşlarım Müslümanların halifesi sıfatıyla İngilizlere sığınıyorum. Bakın Müslümanların halifesi sıfatıyla İngilizlere sığınıyorum. Ve Malaya zırhlısı ile ülkeyi terk ediyorum. Malta'ya gidiyorum. Peki İngilizler niye Vahdettin'i kendilerine sığındırtıyor? Sömürgeleri arasında bir sürü Müslüman var. Halifelik makamının bu gücünden yararlanmak için. Sömürgeler üzerindeki hegemonyalarını arttırabilmek için. TBMM bu planı bozmak için ne yapıyor? Mecliste seçim yaptırıyor. Osmanlı ailesinden Abdülmecit Efendi halife tayin ediliyor. Ve Abdülmecit Efendi'ye deniliyor ki Abdülmecit Efendi bak diyor sen sadece dini yetkilerle donatıldın. Siyasi yetkilere sahip değilsin.
Daha da ileriye atıfta bulunayım. Arkadaşlarım ileride Abdülmecit Efendi din başkanı değil de devlet başkanıymış gibi davranıyor. Yabancı devlet elçileriyle görüşüyor. Görüşmelerde han sıfatını kullanıyor. Han sıfatını devlet adamları kullanır. E ne oluyor arkadaşlarım? TBMM de bu durumu bahane edip ileride halifeliği kaldırıyor. Yani bakın böyle domino taşı gibi birbirleriyle bağlantılı noktalar var arkadaşlarım. Peki İsviçre'nin Lozan kentindeki konferansa gidilecek, heyet belirlenmesine çalışılıyor. E, Rauf Orbay başdelege olarak gitmek istiyordu. Mustafa Kemal diyor hayır diyor. Bizi İsmet İnönü temsil edecek diyor. İsmet İnönü de diyor ki paşam diyor ben Kurtuluş Savaşı'nın ağır şartlarından çok yıprandım. Yeterli diplomasi becerisine de sahip değilim diyor. Hani başka biri bizi temsil etsin. O da Mustafa Kemal de diyor ki sen mi diyor diplomasi becerisine sahip değilsin diyor. Mudanya ateşkesinde diplomatik bir başarı elde etmedin mi? Mudanya'daki diplomatik başarısından dolayı Mustafa Kemal istiyor ki İsmet İnönü Lozan'a baş delege olarak gitsin. Ve arkadaşlarım ertesi gün oluyor İtilaf Devletleri'nden bir telgraf geliyor. Diyorlar ki her ülke Dışişleri Bakanı nezdinde temsil edilecek. E bizim de o dönemde Dışişleri Bakanımız Yusuf Kemal Tengirşenk. Ve İsmet İnönü bir heyecanla Mustafa Kemal'in yanına gidiyor. Çankaya Köşkü'ne diyor ki paşam paşam diyor İtilaf Devletleri'nden telgraf geldi. Her ülke Dışişleri Bakanı nezdinde temsil edilecekmiş. E bizi de Yusuf Kemal Bey temsil eder. Mustafa Kemal de diyor ki Yusuf Kemal Bey'den rica ederiz diyor. O Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eder. Seni atarız sen gidersin. Yani Mustafa Kemal İsmet İnönü'nden baş delege olarak vazgeçmek istemiyor arkadaşlarım. E İsmet İnönü boynunu büküyor arkadaşlarım. Kabullenmek durumunda kalıyor. Ve Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye şunu söylüyor. Diyor paşam diyor delegasyonunu hazırla diyor. İşte Rıza Nur, Hasan Saka da baş delege yardımcıları oluyor. Artı 31 delege daha gidecek arkadaşlarım Lozan'a. Diyor ki ben meclis terzihanesine emir verdim. Sizlere kıyafet dikilecek. İsmet İnönü diyor ki ne kıyafeti paşam diyor. Bak diyor İsmet Paşam diyor. Size diyor uzun şapkalar dikilecek. Ardından smokinler falan dikilecek diyor. Bunları giyineceksiniz konferans sırasında. İsmet İnönü diyor ki paşam diyor biz asker adamız diyor. Biz bunları giyinemeyiz ki. Bak diyor İsmet Paşam diyor beni anlamıyorsun diyor. Bak Osmanlı'nın son dönem diplomatları gibi sizi bekleyecekler diyor. Sizler gayet modern, çağdaş kıyafetli insanlar olarak onların karşısında olduğunuz zaman onların benimsemediği, kabullenmek istemediği maddeleri de onlara kabul ettirebilirsiniz diyor. Hani o görüntü de önemlidir diyor. Çağdaş görünümlü insanlar olarak onların karşısında bulunun diyor. E, İsmet Paşa yine boynunu bükmek durumunda kalıyor arkadaşlarım. Neyse. Mustafa Kemal arkadaşlarım sonra İsmet Paşa'ya şunu söylüyor. Diyor ki paşam diyor dünya geneli bir araştırma yaptım. Dünya genelinde telgraf hatlarını döşeyen şirketler ya İngiliz ya Fransız şirketleri. Şimdi diyor öğrendiğim kadarıyla diyor Lozan'da diyor sizin kalacağınız binada diyor bir telgraf merkezi kurulacak. Ve sizinle sürekli biz irtibat halinde bulunacağız. Biz de aynısından Çankaya Köşkü'nde kuracağız. Yalnız diyor. Telgraf hatlarını İngiliz ya da Fransız şirketleri kurduğu için bizim size gönderdiğimiz bilgileri daha önceden edinip karşı delegasyona haber verebilirler diyor. Ve onlar da gardlarını almış bir biçimde sizin karşınıza geçebilirler diyor. E diyor paşam ne yapacağız? Bak diyor İsmet Paşam diyor. Telgrafta Mors alfabesi kullanılıyor. İşte 3 kere basınca A, 5 kere basınca B şeklinde. Diyor biz onları değiştireceğiz. 3 kere basınca Z yapacağız. 5 kere basınca Y yapacağız mesela bu şekilde. 20'ye yakın şifre çözücü belirlendiği anlatılır arkadaşlarım kaynaklarda. Bunlardan 10'u Çankaya Köşkü'nde kalacak. 10'u Lozan'a gidecek. Ve Atatürk İsmet İnönü'ye bir de şunu söylüyor. Paşam diyor bak diyor. İsviçre ile Türkiye arasında yerel saat farkı var diyor. O yüzden sürekli telgrafın başında biri nöbetçi olarak kalması lazım. Yani atıyorum burada saat 7 ise orada saat 10 oluyor. O yüzden diyor sürekli başında bir nöbetçi kalması lazım. Ve Atatürk İsmet İnönü'ye şunu söylüyor. Paşam diyor bak diyor Lozan'a gittiğiniz zaman doğuda bir Ermeni devleti kurulmasını isterlerse, kapitülasyonların devamını isterlerse, ordumuzun sınırlandırılmasını isterlerse bunlarda taviz hakkımız yok. Ama diğer konularda serbestsin diyor. Ve nitekim arkadaşlarım İsmet Paşa heyetini de alıyor Lozan'a gidiyor. Ve görüşmeler başlıyor arkadaşlarım. İsmet İnönü görüşmelerin bulunduğu salona girecek. Kapıyı açıyor arkadaşlarım. Bir bakıyor herkes oturmuş. Baştan tüm planlar hazır. Ve arkadaşlarım İsmet İnönü'nün oturacağı iskemle sandalye küçücük.
İsmet İnönü diyor ki ben nerede oturacağım? Diyor ki siz burada oturacaksınız. E diyor siz niye diyor yüksek sandalyelerde oturuyorsunuz? Ben niye bunda oturuyorum diyor. Ya diyorlar bir şey olmaz siz orada oturun hani sandalye yoktu diyorlar. İsmet İnönü diyor ki ben burada şahsımı temsil etmiyorum. Devletimi temsil ediyorum. Eşit şartlarda görüşmeler olacak. Söylemlerimiz de eşit olacak. Oturduğumuz sandalyeler, iskemleler de eşit olacak. Ve arkadaşlarım hemen gidiyorlar içeriden başka bir sandalye getiriyorlar. E diyorlar bak isteyince nasıl bulunuyormuş. Ve görüşmeler başlıyor arkadaşlarım. Görüşmeler başlıyor. Tabii birçok konuda anlaşmazlıklar var. Özellikle arkadaşlarım İngilizlerin bastonlu bir dışişleri bakanı var. Adı Lord Curzon. Görüşmeler başlayınca masaya arkadaşlarım bastonunu vuruyor. Diyor hey Türk heyeti diyor beni dinleyin diyor. Kapitülasyonlar devam edecek ve alanı genişletilecek. İsmet İnönü ayağa kalkıyor. Diyor efendi diyor sen bizi yanlış anladın diyor. Biz buraya Mondros'tan değil Mudanya'dan geldik diyor. Yani kazandığımız bir zafer sonucunda geldik. Bakın diyor çok kan akıttık, çok acı çektik. Bütün milletler gibi istiklal ve özgürlük istiyoruz diyor. Ve arkadaşlarım tabii diğer konularda da anlaşmazlık var. En çok üzerinde durulan kapitülasyonlar. İtiraf devletlerinden ses çıkmayınca İsmet İnönü heyetine bakıyor. Diyor ki biz görüşmelerden çekiliyoruz. Ve Avrupalı devletlerin delegelerinin bakışları arasında bizimkiler salonu terk ediyor. Ve Lozan konferansına ara veriliyor. O yüzden dikkat edin bakın görüşmeler 1922'de başlıyor. Anlaşmanın imzalanması ta 1923 Temmuz'unda. Ve arkadaşlarım İsmet İnönü ve heyeti Ankara'ya geliyor. Ankara'da milletvekilleri İsmet İnönü'nün yanına geliyor. Diyorlar ki paşam ne oldu? Vallahi diyor böyle böyle oldu. Diyorlar İsmet Paşa'm üzülme sen diyorlar. Biz anamızın karnında milletvekili olarak doğmadık. Çoğumuz asker kökenliyiz diyor. Yeniden üniformalarımızı giyiniriz. Gideriz Musul'u da alırız. Batı Trakya'yı da alırız. Misak-ı milli sınırlarına dahil olan nere varsa hepsini alırız diyorlar. Sen canını sıkma. Ve bu doğrultuda arkadaşlarım bu süreçte bu Lozan'a verilen arada başka neler oluyor? Arkadaşlarım İzmir'de İzmir İktisat Kongresi düzenleniyor. Ve İzmir İktisat Kongresi'nde tam bağımsızlık içerikli misak-ı iktisadi kararları alınıyor. Ardından TBMM seçim kararı alıyor. Ve arkadaşlarım aynı zamanda ABD'nin Chester şirketine demiryolu ihalesi veriliyor. Ancak bu ihalenin maddelerinde arkadaşlarım bağımsızlığa aykırı hükümler olduğu için TBMM bunu sonradan iptal ediyor. Ve bu süreçte bilinçli bir şekilde güney sınırımıza asker yığılıyor arkadaşlarım. Hani plan ne? Türkiye Musul'a askeri harekat düzenleyecek. Ve İngiliz ajanlarının da bunu duymasını sağlamaya çalışıyorlar. Planlı bir şey. Ve arkadaşlarım Musul'a askeri harekat durumunu İngilizler öğrenince ne oluyor? Hemen bize telgraf çekiyorlar. Diyorlar gelin şaka yaptık gelin Lozan'ı imzalayalım. Hani tam anlamıyla böyle değil de bunları biraz daha arkadaşlarım farklı şekilde uydurup hikayevari sizlerin anlamasını sağlamaya çalıştığım için böyle anlatıyorum. Şimdi bakın. Bunları tek tek değerlendiriyoruz. Arkadaşlarım, Lozan görüşmelerine gidilecek değil mi? Önce barış görüşmeleri için yer belirlenmesine karar veriliyor. TBMM'nin önerdiği kent neredir? İzmir. 2022 engelli KPSS sınav sorusudur. Lozan'a baş delege olarak gitmek isteyen kim? Rauf Orbay ama Mustafa Kemal buna izin vermiyor. Diyor ki hayır diyor. Lozan'da bizi baş delege olarak İsmet İnönü temsil edecek. Peki İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenecek konferansa İtilaf Devletleri hem Osmanlı hükümetini hem TBMM hükümetini birlikte davet ediyor. Niye? Aralarındaki görüş ayrılıklarından yararlanmak için. Aynı planı 1. İnönü Savaşı'ndan sonraki Londra konferansına da denemişlerdi. Burada da deniyorlar ve arkadaşlarım ne oluyor? TBMM bu planı bozmak için saltanatı kaldırıyor. Saltanat kaldırılınca padişahlık sona eriyor. Osmanlı resmen sona ermiş olmuyor mu? Evet. Böylece arkadaşlarım görüşmelerde Türk tarafını sadece TBMM hükümeti temsil ediliyor. Yani Lozan'a gitmeden önce yapılan inkılap nedir? Saltanatın kaldırılması. Bununla ilgili başka bilgileri zaten az önce anlatmıştım. Peki Lozan'a TBMM adına Dışişleri Bakanı İsmet İnönü gidiyor. Değil mi? Baş delege olarak. Bak çıkmış sınav sorusu. Lozan'da İsmet İnönü TBMM hükümetine hangi sıfatla temsil etmiştir? Dışişleri Bakanı. Yine farklı bir sınavda çıkan sınav sorusu. İsmet İnönü'nün Lozan'a baş delege olarak gitmesindeki temel etken nedir? Mudanya ateşkesindeki diplomatik başarısı. Bakın buralar soru kaynıyor arkadaşlar. Peki İsmet İnönü baş delege. Baş delege yardımcıları kim? Rıza Nur ve Hasan Saka. Bak bu da çıkmış sınav sorusu.
Lozan'da baş delege ve yardımcıları hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır diye KPSS'de çıkan soru var. Ve birçok seçeneğin başında İsmet İnönü var. Yanındakiler Rauf Orbay, Refet Bele falan böyle değişiyor arkadaşlarım. Ama doğrusu ne? Baş delege İsmet İnönü, delege yardımcıları Rıza Nur ve Hasan Saka. Artı 31 delege daha var. Peki Lozan'a giden başka ünlü şahıslar kimler? Bak Celal Bayar da gidiyor. Zekai Apaydın da gidiyor. Bunlardan bazıları basın müşaviri olarak falan görev yapıyor. Münir Ertegün, Yusuf Hikmet Bayur, bak Tevfik Bıyıklıoğlu, Şükrü Kaya. Bunlar da arkadaşlarım Lozan'a giden heyet içerisinde. Peki Lozan'da devletlerin durumuna baktığımız zaman çıkmış ön lisan sınav sorusu. Lozan'da gözlemci konumundaki devlet hangisidir? ABD. Peki çıkmadığı sınav yoktur. ÖSYM o kadar fazla sormuştur. Lozan'a boğazlar konusunda katılan devletler hangisidir? Sovyet Rusya ve Bulgaristan. Bazı akademik kaynaklar birkaç görüşmeye Japonya'da katıldı demekte. Ama genelde hep çıkan sorularda Sovyet Rusya ve Bulgaristan doğru cevap olarak kabul edilmiştir. Peki bak şunu sormadılar direkt bilgi sorusu olarak. Ticari sözleşmeler konusunda katılanlar kimlerdir? Belçika, Portekiz. Belçika, Portekiz. Katılan diğer devletler İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ve Japonya. Peki Lozan görüşmelerine hangi sorunlardan dolayı ara verildi? Bak adalar, Musul, kapitülasyonlar, savaş tazminatı sorunlarından dolayı özellikle ara verildi. En çok tartışma yaşananlardan biri de nedir? Kapitülasyonlardır. Peki devam ediyorum, geçtim buraya. Lozan'a verilen arada neler gerçekleşti? Bak İzmir'de İzmir İktisat Kongresi düzenlendi. İleride İnkılaplar kısmında bunu da detaylı anlatacağım. Bak İzmir İktisat Kongresi'nde milli ekonomi doğrultusunda kararlar alındı. Alınan bu kararlara misaki iktisadi denildi. Bak misaki iktisadi. Şimdi mesela çıkmış sınav soruları var. Lozan'a verilen arada neler oldu? Ezbere davrandığın zaman ne diyorsun? İzmir İktisat Kongresi. Seçeneklere onu koymaz. Der ki misaki iktisadi kararların alınması. O da İzmir İktisat Kongresi'nde alınıyor. Ulusal ekonomi doğrultusundaki kararların alınması. Bak o da İzmir İktisat Kongresi'nde alınıyor. Yani birbiriyle benzeşen durumları arkadaşlarım onları da kabul etmek zorundayız. Aynı süreçte yaşanan gelişmeleri kabul etmek durumundayız. TBMM seçim kararı alıyor. Bak bu da çıkmış sınav sorusu. Peki ABD'nin Chester şirketine demiryolu ihalesi veriliyor. Ancak burada bağımsızlığa aykırı durumlar söz konusu olunca TBMM bunu sonradan iptal ediyor. Peki Lozan'da taviz verilmeyecek konular neydi? Doğuda bir Ermeni devleti kurulması, kapitülasyonlar ve ordumuzun sınırlandırılması. Peki Lozan'ın maddelerini tek tek değerlendiriyoruz. Bir diyoruz sınırlar. Sınırlar derken ilk etapta Suriye sınırı. 1921 Ankara Anlaşması ile belirlenen sınırlar kabul ediliyor. Peki yorum yapalım. Fransızlarla Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra imzalanan 1921 Ankara Anlaşması ile Hatay ve İskenderun sınırlarımız dışında kalmamış mıydı? Evet. Bu Misak-ı Milli'den ikinci taviz değil miydi? Aynı madde Lozan'da da geçerli oluyorsa o zaman Lozan'da da Hatay ve İskenderun sınırlarımız dışında kalıyor. Peki Irak sınırı. Arkadaşlarım Mısır ve Kerkük'ten dolayı bir çözüm yolu bulunamadı. Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili görüşmelere bırakıldı. 9 ay içinde bu çözümlensin denildi. İleriye atıfta bulunuyorum. İleride Musul sorununu çözümlemek için 1924 yılında İstanbul'da Haliç'te Haliç Konferansı düzenlenecek. Peki Yunanistan sınırı Meriç Nehri iki taraf arasında sınır oluyor. Yalnız Yunanistan bize savaş tazminatı olarak nereyi veriyor? Batı Trakya'daki Karaağaç kasabasını ve küçük bir köy olan Bosna Köyü. Savaş tazminatı kısmında onlar zaten yazıyor olacak arkadaşlarım. Peki kapitülasyonlar. Arkadaşlarım kapitülasyonlar tüm sonuçlarıyla kaldırılıyor. Peki böylece ekonomik bağımsızlık yolunda en önemli adım atılmıyor mu? Evet bak ekonomik bağımsızlık yolunda en önemli adım atılıyor. Yalnız bakın MEP kitabında bir detay vardı. O da ne? Lozan'da Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletlerle ticaret mukavelenamesi yani sözleşmesi imzalıyor. Buna göre 1916 tarihli gümrük tarifesinin 1929'a kadar yürürlükte kalması kararlaştırılıyor. Bu da detay bir bilgi. MEP kitabında vardı ne olur ne olmaz diye verdi. Peki Ermenistan sorunu. Arkadaşlarım hatırlarsanız Sevr Anlaşması'nda doğuda bir Ermeni devleti kurulacak maddesi vardı. Ne oluyor? Lozan'da doğuda kurulması planlanan Ermeni devletinden vazgeçiliyor. Ve İngilizlerin bastonu Dışişleri Bakanı Lord Curzon Lozan'da Ermeni sorunu ile ilgili 4T planını ortaya atıyor.
4T plan nedir? 4 tane T ile başlayan madde. Tanıtım, tanınma, toprak, tazminat. Bak, tanıtım, tanınma, toprak, tazminat. Yani Ermenilerin kendilerini tanıtmasına izin vereceğiz. Ermeninin sorununu tanıyacağız. Onlara bir şeyler yaptığımızı kabul edeceğiz. Bunun karşılığında Ermenilere toprak vereceğiz. Aynı zamanda kişi başı da tazminat ödeyeceğiz. Yok ya, daha neler. Değil mi arkadaşlar? Ama dikkat edin, tehcir de T ile başlar. 4T planında tehcir yoktur. Detay soru olarak bu da karşınıza gelebilir arkadaşlarım. Şimdi ben bunları siliyorum. Maddelere devam ediyorum arkadaşlarım. Daha boğazlar, azınlıklar, onların hepsini vereceğiz. Evet, devam ediyoruz kardeşlerim. Şimdi Lozan'da boğazlar sorunu. Arkadaşlarım ne yazık ki Lozan'da boğazlar konusunda elverişli maddeler elde edemiyoruz. Boğazlar sorunu ileride Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile bizim lehimize dönmüş olacak. Şimdi bakın, boğazlar sorununa baktığımız zaman boğazların yönetimi başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona bırakılacak. Bak, Sevr Anlaşması'nda da boğazlar komisyonu vardı. Ama burada tek fark ne? Başkanı bir Türk olan. Peki başkanının Türk olması, komisyon başkanının Türk olması bize çok fazla bir avantaj sağlıyor mu? Hayır. Şeklen avantaj gibi ama içerik bakımından hayır. Düşünün, sizler Boğazlar'da diğer devletlerin delegelerisiniz. Boğazlar Komisyonu'nda diğer devletlerin delegelerisiniz. Sizler oy çoğunluğuna sahip olup bana istediğiniz maddeyi kabul ettirebiliyorsunuz. Bir de günümüzde Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bakın, boğazlar sorunu hep gündemde değil mi? Acaba detay soru çıkabilir düşüncesiyle arkadaşlarım, boğazlar komisyonunun ilk Türk başkanı kimdir? Vasıf Temel. Bak dikkat edin. Vasıf Temel. Peki arkadaşlarım, o zaman boğazların yönetimi başkanı bir Türk olan uluslararası komisyona bırakılması bizim normalde egemenlik haklarımızı zedeleyici değil midir? Evet, komisyonda diğer devletlerin üyeleri de var. Değil mi? Peki Mudanya ateşkesinde boğazlar bize verilmemiş miydi? Evet. O zaman Mudanya'da elde ettiğimiz avantajı Lozan'da kaybetmiyor muyuz? Evet. Peki İsmet İnönü'nde bu noktada eleştirilmiyor mu? Diyorlar ki sen Mudanya'ya giden sen, Lozan'a giden sen, Mudanya'da elde ettiğin avantajı burada niye kaybettin? İsmet İnönü'nde diyor kabullendiremedim ki diyor. Ne yapayım diyor. Adamlar kabul etmiyordu diyor. Halkı da yeniden bir savaşa sokamazdık diyorlar. Hani elimizden geldiğince avantajlı maddeler elde etmeye çalıştık. Peki boğazların her iki yakasında 20'şer kilometrelik askerden arındırılmış bölge oluşturulacak. Bak, her iki yakada 20'şer kilometrelik askerden arındırılmış bölge oluşturulacak. Düşünsenize arkadaşlarım, boğazlarda bir şey olsa müdahale edemiyorsun. Bu bizim güvenliğimizi zedeleyici değil mi? Evet. Bak bir de ne? 20'şer kilometrelik arındırılmış bölge. Bak, o boğazlar çevresinde bir denetim kurmak istiyorlar. Hatta size şöyle bir bilgi vereyim. Arkadaşlarım, günümüzde İspanya'nın tam güneyinde arkadaşlarım Cebeli Tarık Devleti adlı bir devlet vardır. O İngiltere'nin denetimindedir. Ve tam arkadaşlarım Akdeniz'in çıkış noktası Atlas Okyanusu'nun başlangıç noktasındadır. Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e hangi gemi girdi? Akdeniz'den Atlas Okyanusu'na hangi gemi çıktı? İngilizler işte bunların hepsini öğrenmek istemişlerdir. Dikkat ederseniz 20'şer kilometrelik askerden arındırılmış bölge oluşturulması da aynen Cebeli Tarık bir Tarık modeli gibi bir modelin Lozan aracılığıyla Osmanlı ülkesinde de denenmek istendiğinin göstergesi değil midir? Evet. Yani oralarda askersiz alan olacak, oraları kendi denetimlerine alacaklar. Peki boğazlardan ticaret gemileri serbestçe geçecek, savaş gemilerinin geçişine ise sınırlama getirilecek. Sana ne, istersek ticaret gemisini açarız, istersek savaş gemisini açarız. Bak, bu da bizim egemenlik hakkımızı zedeleyicidir. Ve arkadaşlarım ne olacak? Boğazlar sorunu ile ilgili avantajı biz ileride 1936'da Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile elde edeceğiz. Yani boğazlar sorunu ileride yeniden gündeme gelecek. Peki Ege Adaları sorunu. Peki Ege Adaları ile ilgili ne kararlar alınıyor? Arkadaşlarım, Rodos 12 ada ve bak detaydır kesinlikle bilin, Meis Adası İtalya'ya veriliyor. Bir de şöyle, aslında Rodos 12 ada arkadaşlarım zaten Trablusgarp Savaşı sonucunda zaten gitmişti. Geçici olarak İtalyanlara vermiştik. İtalyanlar bir daha bize bu adaları vermemişti değil mi? Burada kaybettiğimizi kabul ediyoruz arkadaşlarım. Peki Bozcaada, Gökçeada ve Tavşan Adaları Türkiye'de kalacak. Bakın, Gökçeada'nın diğer adı İmroz'dur. Bazen ÖSYM'e gıcıklık yapıp Gökçeada'nın yerine İmroz ifadesini kullanır. Bozcaada'nın diğer adı da Tenedos'tur. Onu hiç öyle kullanmadı ama Gökçeada'nın yerine İmroz ifadesini kullandığı birkaç sınav oldu.
Ve Tavşan Adaları neymiş? Türkiye'de kalacakmış. Bak, Bozcaada ve Gökçeada'yı da bizden istiyorlar. Vermemek için elimizden geleni yapıyoruz. Niye? Çünkü Çanakkale Boğazı'nın dibindeki adalar arkadaşlarım. Boğazların güvenliği için, Çanakkale Boğazı'nın özellikle güvenliği için ne yapıyoruz? Bozcaada'yı ve Gökçeada'yı vermemek için elimizden geleni yapıyoruz. Peki Kıbrıs Adası arkadaşlarım. Ta hatırlayın 2. Abdülhamit döneminde Ayastefanos'un şartlarının hafifletilmesi karşılığında Kıbrıs'ın yönetimi İngilizlere verilmemiş miydi? Evet. İngilizler 1. Dünya Savaşı sırasında da Kıbrıs'ı işgal ettiklerini açıklamamışlar mıydı? Evet. Burada Kıbrıs'ın İngiltere'ye ait olduğunu kabul ediyoruz sadece. Bakın diğer Ege adaları Yunanistan'a veriliyor ama Yunanistan'a şu deniliyor. Batı Anadolu kıyılarımızda yakın olan adalara asker ve silah yağmazsın. Bak günümüzde Yunanistan işte arkadaşlarım o Batı Anadolu'ya yakın adalara asker ve silah yığmaya çalışıyor. Bunu televizyonlarda şurada burada görüyoruz ve Yunanistan bu tavrını sürdürürse korkuyorum Türkiye Yunanistan'a savaş ilanında bile bulunabilir arkadaşlarım. O yüzden Yunanistan'ın ayağını denk alması lazım. İstanbul'un nüfusu kadar nüfusu olan bir ülke arkadaşlarım. Koskoca Türkiye ile baş edecek güçte değil ama Yunanları kışkırtan da kim? Tabii ki Amerikalılar. Amerika'nın Yunan adalarında bir sürü üssü olmuş durumda arkadaşlarım günümüzde. Peki yabancı okullar sorunu. Arkadaşlarım yabancı okullarda misyonerlik faaliyetleri de yapılıyordu. Yani Hristiyanlık inancı da yayılmaya çalışıyordu. Türkiye Lozan'da ne dedi? Dedi ki bu yabancı okullar Türk kanun ve yönetmeliklerine uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilirler. Ve bu konuda en çok sorun yaşadığımız ülke, defalarca çıkan sınav sorusu Fransa. Ama bize hep ne diyorlar? Diyorlar ki bu yabancı okullar sorununu uluslararası arenada çözümleyelim. Türkiye'de diyor ki kardeşim bu okullar benim sınırlarım içinde. Siz buna müdahale ettiğiniz zaman benim iç içerime müdahale etmiş oluyorsunuz. O zaman bak güzel bir soru örneği. Türkiye aşağıdaki sorunlardan hangisini uluslararası diplomasinin bir konusu olarak gündeme getirmek istememiştir? Ney? Yabancı okullar sorunu. Bak yazmışım buraya da. Türkiye bu sorunu hiçbir zaman uluslararası diplomasinin bir konusu olarak gündeme getirmek istemedi. Tamam mı? Çünkü iç sorunumdur benim dedi. Peki dış borçlar sorunu. Lozan'da Avrupalı devletler İsmet İnönü'ye şunu diyorlar. Diyorlar Osmanlı'nın bizlere bir sürü borcu var. Bu borçların tamamını Türkiye ödeyecek. İsmet İnönü de diyor alnımızda keriz yazmıyor diyor. Biz ilk dış borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den almışız. Sonra diğer Avrupalı devletlerden de almışız. Peki o dönemdeki sınırlarımızla şimdiki sınırlar bir mi? Üstelik yeni bir devlet ortaya çıktı. O zaman oradaki şu an elimizde bulunan Anadolu'daki halk için mi kullanıldı bu borçlar? O zaman sınırlarımız içinde birçok millet vardı. Bizden ayrılıp bağımsızlığını kazanan uluslarla bizim aramızda paylaştırılsın diyor ve bu kabul ediliyor. Yani Osmanlı'dan ayrılan uluslarla Türkiye arasında paylaştırıldı. E peki dış borçlar sorunu böyle bu şekilde kararlaştırılınca arkadaşlarım dış borçlar idaresi yani Duyun Umumiye İdaresi'nde etkisi kırılmıyor mu kısmen? Tabii ki etkisi de kırılmış oluyor. Ve dış borçlar sorununda da yine en çok mücadele ettiğimiz devlet ne? Fransa. Çünkü en fazla dış borcumuz ona var. Peki Türkiye borçlarını ne zamana kadar ödemiş? 1954'e kadar. Bakın 1950-1960 arası 10 yıllık kesintisiz Demokrat Parti iktidarı var. O zaman biz dış borçlarımızı ne zaman Demokrat Parti, Adnan Menderes döneminde bitirmişiz arkadaşlarım. Peki Türkiye'nin borçlarını hangi para birimi cinsinden ödemesi kararlaştırılmıştır? Türk lirası veya Fransız frangı. Bakın onu da buraya yazdım. Türk lirası veya Fransız frangı. Peki adli idari hakimlik sınav sorusu. Dış borçlar sorununun çözümlenmesindeki dış etken nedir? Hoover moratoryumu. Bakın Hoover moratoryumu. Arkadaşlarım moratoryum borçların ertelenmesi, yapılandırılması ile ilgili görüşmeleri içerir. Hoover o dönemde Amerikan başkanıdır. Ve arkadaşlarım 1. Dünya Savaşı öncesinde, sonrasında Amerika'dan birçok borç alınmıştı arkadaşlarım ve bu borçlar ödenememişti. Amerika'nın başkanı Hoover da dedi ki madem dedi bunlar benden borç almış ödeyemiyorlar bari bunları yeniden yapılandırayım biraz erteleyeyim belki sonradan alabilirim. Türkiye'de bu durumdan yararlanıp borçlarını biraz daha ötelettiriyor arkadaşlarım. Yani Türkiye'nin dış borçlar sorununu çözümlemesindeki dış etken neymiş? Hoover moratoriumuymuş. Moratorium ne? Borçların ertelenmesi, yapılandırılması ile ilgili görüşmeler. Peki hatırlayın dış borçlar konusu daha önce Misak-ı Milli Belgesi'nde de yer almamış mıydı? Hani şöyle bir madde vardı.
Misak-ı Milli'de belirlenen maddeler kabul edilirse Osmanlı dış borçları ödenecektir denilmişti. Dış borçlar aynı zamanda arkadaşlarım Lozan'da da yer aldı. Peki soru, dış borçlar konusu aşağıdaki anlaşma veya belgelerden hangilerinde yer almıştır? Bak, Misak-ı Milli belgesinde ve aynı zamanda arkadaşlarım Lozan'da. Peki devam ediyorum. Azınlıklar sorunu. İsmet İnönü diyor kulağımızı götürdünüz. Azınlık sorunu, azınlık sorunu, azınlık sorunu. Türkiye'de diyor artık azınlık sorunu yoktur diyor. Sınırlarımız içerisindeki tüm gayrimüslimler Türk vatandaşıdır ve eşit haklara sahiptir diyor. Böylece Avrupalı devletlerin azınlık sorununu bahane ederek iç işlerimize karışması da engellenmiş oluyor. Peki detay bir ifade de daha bulunayım arkadaşlarım. Şöyle bir şey, azınlıklarla ilgili maddeler daha önce hangi belgelerde vardı? Bak, Havza genelgesinde vardı değil mi? İşte işgaller düzenlenecek, mitinglerle protesto edilecek ancak azınlıklara kötü davranılmayacak denilmişti. Değil mi? Hatırladınız mı? Erzurum ve Sivas kongrelerinde de var. Değil mi? Azınlıklara ayrıcalık tanınamaz. Amasya görüşmelerinde de var. Zaten Sivas'taki maddeler aynen Amasya görüşmelerinde de kısmen hani birçoğu kabul ediliyor arkadaşlarım. Misak-ı Milli'de de var arkadaşlarım azınlıklarla ilgili madde. Lozan'da da var. Peki dikkat ederseniz bu arada bir şey saymadım. Bak, Amasya genelgesinde azınlıklarla ilgili madde yok. Bak şuraya yazayım. Amasya genelgesinde yok. Peki devam ediyorum. Nüfus mübadelesi ve etabli sorunu. Bu sorun kiminle? Yunanistan'la. Mübadele ne demek? Nüfus değişimi demek. Etabli ne demek? Yerleşiklik demek. Şimdi arkadaşlarım Lozan'da şöyle bir karar alınıyor. Diyor ki ilerleyen süreçte Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübadelesi yapılacak. Yalnız bu nüfus mübadelesi yapılırken İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'da yaşayan Rumlar ve Batı Trakya'da yaşayan Türkler etabli sayılacak. Bunun dışında Yunanistan'da ne kadar Türk varsa Türkiye'ye, işte Türkiye'de ne kadar Rum varsa Yunanistan'a gönderilecek. Bakın bununla ilgili şekilde çizdim. Arkadaşlarım ne dedik? İstanbul, Gökçeada, Bozcaada Rumları ile Batı Trakya Türkleri dışındaki Türkler ve Rumlar yer değiştirecek. Peki Batı Trakya Türkleri derken kastedilen nedir? Arkadaşlarım Batı Trakya denilen bölgede bulunan şehirler var. İşte Gümülcine, İskeçe, Dedeağaç, Sofulu. Orada yaşayan Türkler kastediliyor. Peki bakın buraya bir şekil çizdim ki daha güzel anlayabilirsiniz diye arkadaşlarım. Şimdi bura Yunanistan. Bakın bura Türkiye. Bakın Yunanistan'da Batı Trakya bölgesi var. Burada Türkler yaşıyor. Batı Trakya dediğimiz yerdeki şehirler Dedeağaç, Sofulu, Gümülcine, İskeçe. Bak buradaki Türkler etabli sayılacak. Bunun dışında Yunanistan'da ne kadar Türk varsa Türkiye'ye gönderilecek. Peki Türkiye'de de İstanbul, Gökçeada, Bozcaada'da yaşayan Rumlar etabli sayılacak, yerleşik sayılacak. Bunun dışında Türkiye'de ne kadar Rum varsa onlar da Yunanistan'a gönderilecek. Arkadaşlarım bu sorun bir kaosa dönüşüyor. İleride dış politikada da bahsedeceğim. 1926 ile 30 yılları arasında çözümleniyor. Çözümlenince bu durum Yunanistan'da ilişkilerimizin gelişimini sağlıyor. Mesela düşünsenize ben yıllarca Ankara'da yaşayan bir Rum'um. İşte Ankara'da arkadaşlarım gümüş işiyle uğraşıyorum. Çoluk çocuğum hep böyle gümüş işiyle falan uğraşıyor. Evlerim var, o biçim malım mülküm var. Bana diyorlar ki Yunanistan'la yapılan anlaşma gereğince seni Yunanistan'a göndermek zorundayız. Ya da düşünün ben Yunanistan'da yaşayan bir Türk'üm. Fırınlarım var, çoluk çocuğum da hep bu tarz işlerle uğraşıyorlar. Ben orada doğmuşum. Babam ta Anadolu'dan gelmiş oralara. Düşünün arkadaşlarım. Bana diyorlar ki sen diyor Türkiye'ye geri döneceksin. Ne oluyor? O dönemde iki hükümet de savaştan yeni çıktığından Yunanistan'daki Türkler Türkiye'ye gelince Türk hükümeti doğru düzgün sahip çıkamıyor. Aynı şekilde diğer taraf için de geçerli arkadaşlarım. Bayağı bir sorun oluyor. Dış politikada tekrar bunu gündemimize alacağız. Peki bakın. Türk hükümeti bu süreçte Mondros Ateşkesi'nden önce İstanbul'da yerleşik olan Rumların etabli kapsamında olmasını istemiştir. Bak, baz alınan anlaşma nedir? Mondros. Diyoruz ki Mondros'tan önce İstanbul'da bulunanlar etablidir. Mondros'tan sonra gelenler değil. Burada da bak ney Wilson ilkelerini gündeme getirmek istiyorlar. Hani her ulus çoğunlukta bulunduğu yerde kendi geleceğine kendisi karar verebilir. Bak orada bunlar fazla falan. Daha fazla orada kalsınlar. Türkiye diyor yok.
diyor bak diyor Mondros'tan önce diyor olanlar tamam diyor kabulüm etabli. Ama diyor siz sonradan bilinçli olarak buraya çok fazla Rum nüfusu yığmaya çalıştınız diyor. Onlar etabli olamaz, onlar yerleşik olamaz. Niye? Çete liderlerini kargaşa çıkartacak insanları da hep gönderecekler. İstanbul'da huzuru da bozacaklar. Yani unutmuyoruz arkadaşlarım. Bak baz alınan ateşkes nedir? Mondros'tur ve bu da 2022 KPSS'de çıkan sorulardan biridir arkadaşlarım. Baz alınan anlaşma nüfus sürecinde, mübadele sürecinde İstanbul'da arkadaşlarım Mondros'tur. Yani Mondros'tan önce İstanbul'da kalanlar etabli, yerleşik kabul edilecek denilmiştir. Peki arkadaşlarım tam sığdıramadım. Şurayı sileyim, Lozan'ın devamını da bitirmiş olayım. Şu tarafı siliyorum. Evet kardeşler devam ediyoruz. Şimdi savaş tazminatı. Arkadaşlarım İsmet İnönü itiraf devletlerine şunu söylüyor. Diyor ki Yunanlar ülkemizi terk ederken her tarafı yakıp yıkıp gittiler. Biz onlardan savaş tazminatı istiyoruz. İtiraf devletleri de diyor ki paraları yok ki size versinler. En iyisi size toprak versinler. Ve bu doğrultuda arkadaşlarım Batı Trakya'daki Karaağaç kasabası ve küçük bir köy olan Bosna Köyü bize veriyorlar. Ne yerine? Savaş tazminatı yerine. Aslında bir de bunlar da bizden tazminat istiyorlar bakarsanız. Türkiye de diyor ki İsmet İnönü'nde diyor ki 1. Dünya Savaşı başlamadan önce size Osmanlı, Sultan Osman ve Reşadiye gemilerini sipariş etmiş. Paralarını da peşin ödemiş. Savaş başlayınca siz bunları da vermemişsiniz. Siz daha bizden ne savaş tazminatı istiyorsunuz? Peki Patrikhane. Arkadaşlarım İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı döneminde dünya Ortodokslarının merkeziydi. Ve arkadaşlarım hatta günümüzde Ayasofya Camii'ye çevrildi. Ayasofya'da uzun süre Fener Rum Patrikhanesi'nin merkezi olarak kullanılmıştır. İsmet İnönü diyor ki bu patrikhane Kurtuluş Savaşı boyunca dış güçlerle hep bize karşı ittifaklar içerisine girdi. Ortalık karıştırdı. Biz artık patrikhaneyi ülkemizde istemiyoruz. Avrupalı devletler de bize şunu söylüyor. Diyor ki orası uzun süredir bir din merkezi. Bunun bu özelliğini bozmayalım. Yetkilerini kısıtlayın İstanbul'da kalmasına izin verin. Biz de yetkilerini kısıtlayıp İstanbul'da kalmasına izin veriyoruz. Ama diyoruz ki Patrikhane'nin ekümeniklik özelliği yoktur diyorum. Ekümeniklik evrensellik demek arkadaşlarım. Yani dünya Ortodokslarının merkezi falan değildir artık. Hani bunu söylemeye çalışıyoruz. Hani bir devlet gibi hareket edemez, eski özgürlüklerine sahip olamaz diyoruz. Avrupalı devletler de tamam diyor. Yalnız arkadaşlarım Patrikhane 1926 yılında gayrimüslim halkın evlilik, miras, boşanma işleriyle falan da ilgileniyor. O yüzden bakın Patrikhane'nin bu yetkileri de elinden neyle alınıyor? Medeni kanunun kabul edilmesiyle. Medeni kanunun kabul edilmesiyle Patrikhane'nin elinden evlilik, miras, boşanma işlemleri de alınmış oluyor. Peki devam ediyoruz. Arkadaşlarım bak Lozan'daki sorunları tek tek verdik. Ama ÖSYM gruplama sorusu da sorduğu için mecburen ne yapıyoruz? Lozan'daki sorunları devletler bazında sıralayalım. Peki Fransa ile var olan sorunlar. Bak kapitülasyonlar. Ardından yabancı okullar, en çok Fransa ile sorun olmuştu. Dış borçlar, en çok Fransa ile sorun olmuştu. Ardından Hatay sorunu. Adana, Mersin, demir yolları falan da var. İleride onlardan da bahsedeceğim. Bakın İngiltere. İngiltere ile arkadaşlarım kapitülasyonlar, dış borçlar, Musul sorunu var. Musul sorunu İngiltere ile zaten çok önemli bir sorun. Bayağı bir sıkıntı yaşanacak ilerleyen süreçte de. Yunanistan, bak savaş tazminatı, mübadele ve etabli yani nüfus değişimi ve yerleşiklik sorunları ve patrikhane sorunları da Yunanistan'da gündeme gelen sorunlardır. Peki Lozan'ın özellikleri. Arkadaşlarım 1. Dünya Savaşı sonucunda imzalanan en son anlaşma değil midir? Evet. Peki Sevr'in geçersizliğini kanıtlamıyor mu? Evet. Günümüzde de geçerliğini korumuyor mu? Evet. Peki sömürge altındaki devletlere de Lozan Anlaşması örnek olmuyor mu arkadaşlarım? Oluyor. Çünkü bakın biz doğuda emperyalist güçlere karşı bağımsızlığını kazanan, yoğun mücadele vererek bağımsızlığını kazanan önemli milletiz. Bu doğrultuda mesela Hintliler, Cezayirler, Faslılar, Tunuslar onlar diyorlar ki Türkler nasıl yaptı? Biz de bu emperyalist güçlere karşı mücadelemizi arttırmamız lazım. Bizim de bağımsızlığımızı elde etmemiz lazım. Mesela Hindistan'dakiler Lozan imzalandığı süreçte Atatürk'e mektup gönderiyorlar. Diyorlar ki paşam
Siz Lozan'ı imzaladığınız süreçte biz sokaklara çıktık. Davullar çalarak halaylar çektik. Ama İngilizler bizi kodese tıktı. Ama üzülmeyin paşam diyor. Biz kodesi de balonlarla süsleyip halaylarımıza devam ettik. Yani düşünün, bizim bağımsızlığımızı kazanmamız, emperyalist devletlere karşı önemli bir başarı elde etmemiz tüm Doğu toplumlarının kurtuluşunda da önemli bir yeri var arkadaşlarım. Peki devam ediyorum. Mustafa Kemal Lozan'la ilgili ne diyor arkadaşlarım? Bak, bu yıllar önce arkadaşlar YGS sınavında çıkan soruydu. Mustafa Kemal ne diyor Lozan'la ilgili? Diyor ki, Türk milleti aleyhinde asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması ile tamamlandığı düşünülen büyük bir suikastin çöküşünü ifade eden bir belgedir demiş. Bunu Mustafa Kemal hangi anlaşma için söylemiştir? Lozan için. Bu çıkmış YGS sorusuydu. Peki İsmet İnönü'nün de Lozan'da İtilaf Devletleri'ne söylediği sözler var. Ne diyor arkadaşlarım? Biz buraya Mondros'tan değil Mudanya'dan geldik diyor. Yani kazandığımız bir zafer sonucunda geldik. Ardından çok ızdırap çektik, çok kan akıttık. Biz de bütün milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz diyor. Bunları söyleyen kim? İsmet İnönü. Peki yine gruplama yapıyoruz. Misak-ı Milli'den verdiğimiz tavizler. Arkadaşlarım, 1. İnönü Savaşı sonrasında Sovyetlerle imzaladığımız Batum Anlaşması'yla, Moskova Anlaşması'yla Batum'u Gürcülere vermedik mi arkadaşlarım? Evet. Bu Misak-ı Milli'den ilk tavizimiz miydi? Evet. Peki Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Fransızlarla imzaladığımız 1921 Ankara Anlaşması'yla Hatay ve İskenderun sınırlarımız dışında kalmadı mı? Evet. Bu da Misak-ı Milli'den verdiğimiz ikinci taviz miydi? Evet. Peki üçüncü taviz. İleride anlatacağım da burada da belirteyim. Arkadaşlarım, ileride Musul sorunundan dolayı biz İngilizlerle 1926 yılında Ankara Anlaşması'nı imzalıyoruz. Ve bu Ankara Anlaşması'yla da Musul sınırlarımız dışında kalıyor. Bu da Misak-ı Milli'den üçüncü taviz. Hani günümüzde gençler kullanır, bir bohem yaşıyorum. Bak, BHM. Bak, Misak-ı Milli'den verdiğimiz tavizlerin sıralaması. Bohem, BHM. Tamam mı? Batum, Hatay, Musul. Peki günümüzde boğazlar sorunu hep gündemde diyoruz. O yüzden boğazlarla ilgili falan soru gelebilir. Ben de şöyle bir gruplama yaptım. Boğazlarla ilgili hükümler nerelerde yer aldı? Bakın, Wilson ülkelerinde vardı. Mondros'ta var. Sevr'de var. Misak-ı Milli belgesinde var. Moskova ve Kars anlaşmalarında var. Mudanya'da var. Lozan'da var. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde var. Evet arkadaşlarım, çok şükür Lozan'daki gelişmeleri, sonuçları tek tek vermiş olduk. Umarım güzelce anlamışsınızdır. Peki içinizde hocam buna kadar bilgi, biz bunları nasıl aklımızda tutacağız diyenler olmuştur. Arkadaşlarım, ünlü roman yazarı ve mizahçı Mark Twain başından geçen bir olayı anlatıyor. Diyor ki, bir gün diyor öğretmenim okulda ödev verdi diyor. Dedi ki, şunları şöyle yapacaksın, şu kitaba böyle çalışacaksın falan. Öğretmenin yanına gittiğimde hiçbir şey aklımda yoktu. Öğretmenine dedim ki, hocam vallahi okudum ama hiçbir şey aklımda kalmadı. Öğretmen de diyor ki, insanlar yemek yiyince büyür mü Mark Twain'e? O da diyor, evet büyür diyor. Diyor ki, al bak diyor, meyve yiyordum diyor, sana da ikram edeyim. Al ye diyor, hurma veriyor, portakal veriyor. Mark Twain de yiyor. Diyor, büyüdün mü? Diyor, yok. E diyor, nasıl? Yiyince büyürsün. Diyor ki, bak diyor, bir şeye çalıştığın zaman %100 hemen bunun bilgisini elde edemezsin. Ama bir temel oluşturursun. Bak diyor, sen şimdi bir meyve yedin. Bu meyve vücuduna yayıldı. Ne oldu? Et yapımına faydası oldu. Kemik yapımına, deri yapımına faydası oldu diyor. Beyin gelişimini sağladı diyor. Ama sen bunu görebiliyor musun? Hayır. Siz de öyle arkadaşlarım. Bir şeylere çalışıyorsunuz. Mesela Lozan'a çalıştınız. Diyorsunuz ki, ya hemen ben Lozan'la ilgili tüm soruları çözmem lazım. Hepsini doğru yapmam lazım. Öyle bir dünya yok güzel kardeşim. Biraz sebat, biraz daha dikkat, biraz daha üzerinde durmak. Bak görün ne olacak? Bilgiler içinizde dağılacak. Bir yerden yine bir şeylerden sinyal gelecek, artık yapacaksınız. Ama düzenli tekrar, sebat etmek, planlı programlı çalışmak sizi bu başarıya götürecek güzel kardeşlerim. Bakın, hiçbir şeyden yılmayın. Bu amaç doğrultusunda elinizden gelenin en iyisini yapın. Kendinize iyi bakın. Memleketlerinize selamlar, saygılar. Görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.